Sayın Divan. Az ses açabilir misiniz? Yok, sana öyle gelir. Yani iyi sesi. Sayın Divan, çok kıymetli dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları, saygıdeğer meclis üyeleri başkanları, Emre Tozda dernek başkan yardımcım, BİKA başkanım, BETA başkan yardımcım, Trabzon'daki yönetimdeki olan arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Erol Başkanımızı unutmayacağım, başta sizlerden üzere. Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref ettiniz. Hamim Terap'ın ser selam selam. Tabii ki bu organizasyon hepimizin ortak olan bir toplantı. Onun için burada hepimiz ev sahibiyiz. Hepimiz de burada ev sahibi olduğumuz için ben tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki burada Sayın Adnan Başkanımın geçen yapmış olduğu organizasyondan dolayı hakikaten birbirine kaliteli, birbirine değerli hemşehrilerin oraya gelmeleri, siyasi parti gözetmek sizin herkesi oraya getirdiği için kendisini tebrik ediyorum. Tabii ki o arada evet protokol çoktu. Kürsüye çıkan her bir arkadaşımız Allah için biz burada siyaset yapmayacağız dediler. Çıkan arkadaşlarımız maalesef Allah için herkes de siyaset yaptı orada. Doğru muyum başkanım? Ama bitkisi konuştular. Yani onların siyaseti hakikaten sadece bitkisi konuştular. Ben onları da tekrardan tebrik ediyorum. Biz de Bitkis Dernekler Federasyonu olarak evet, hem şahsım için ben bunu söylüyorum. Evet, burada seçimler geldi, dayandı kapıya. Fikri hangi partide olursa olsun aday olmak isteyen değerli hemşehrilerimiz var. Bu konuda tabii ki hem Bitkis'te hem de İstanbul'da özellikle benim de ismim ön planda olduğunu belirtmek istiyorum size. Ama şunu söyleyeyim, evet ben hiçbir zaman hemşehrilerimi kırmam, her zaman onların hizmetinde olduğumu belirtmek istiyorum. Burada benim ismimi plana çıkaran değerli hemşehrilerimi hepsini tek tek tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ama biz sivil toplum kuruluşları olduğumuz için, aynı zamanda federasyonda olduğumuz için biz burada herhangi bir hemşehrimizin, herhangi bir arkadaşımızın hangi partide olursa olsun ön plana çıkan biz federasyon olarak kesinlikle hiç kimse ayrım yapmamaksızın hepsine de biz desteğimizi veriyoruz. Ben de burada evet dediğim gibi ben hemşehrilerimi kırmam ama federasyon yönetiminde olduğum için aynı zamanda belli işlerimden dolayı da burada çok değerli bizim ikisi hemşehrilerimiz var. Biz de bu adaylık sürecimizi fedakarlık yaparak değerli arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize vermek istiyoruz. Örnek veriyorum, burada Erol Başkanım buradayken ben gerçekten kendisini de seviyorum, takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Hem iş konusunda hem siyasette hem her konuda başarılı olan bir arkadaşımız. Ben onun için aday olmayacağım. Federasyon olarak da bütün hemşehrilerime desteğim sonsuzdur. Burada yönetimdeki olan arkadaşlarım da hepsi buradalar. Biz şu ana kadar hiç bir insan ayrımı yapmaksızın biz herkese eşit mesafede duruyoruz. Ve bundan sonra da herkese eşit mesafede duracağız. Çünkü biz Bitlisiyiz. Bakın burada evet siyasi görüşü olan değişik arkadaşlarımız var. Ama biz her siyasi görüşe saygı veriyoruz ve saygı duymamız lazım da. Onun için ben kendi şahsım için bunu söylüyorum. Özellikle son iki yıldır Bitlis Dernekler Federasyonu her zaman bu öncülüğünü yapmıştır. Yapmaya da devam edecek.
Biz diyoruz ki biz Bitlisliyiz. Bitlisi olduğumuz için siyasi görüşü bırakan bir tarafa hepimiz bir çatının altında olmanız lazım. Bakın burada bugünkü bu organizasyon, bu toplantı Bitlisimizi, derneklerimizi temsil eden hemşehrilerimiz var burada. Bu insanlarla, bu kadar insanlarla hemşehrilerimizi, derneklerimizi özellikle her burada 70-80 tane dernek başkanlarımız var. Her bir dernek başkanımızın derneğini temsil eden üye sayısı 2000-3000 insan olan derneklerimiz var. Peki bir dernek başkanı eğer burada 1500-2000 kişiyi temsil ediyorsa, bu kadar insanları bir araya getiriyorsak, elbette biz Bitlis'i hemşehrimizi Deli İstanbul'dan Türkiye'nin her yerinde biz adayımızı çağırabiliriz ve desteğimizi de verebiliriz ve meclise de görmek istiyoruz. Yeter ki doğruluk olsun. Dediğim gibi 2 yıldır ben bunu yapıyorum, söylüyorum sürekli. Ne olur biz bir çatının altında toplayalım. Hemşerimiz Ali olur, Mehmet olur, her kim olursa olsun, hangi partide çıkıyorsa çıksın, yeter ki kazanacağı bir sırada olsun. Biz maddi manevi olarak hemşerimizi destekleyelim ve meclise gönderelim. Bu bizim doğal hakkımız. İstanbul'dan 500 bine bizim yakın bizim Bitlis nüfusumuz var. Bunu sürekli ben söylüyorum, örnek veriyorum. En çok yoğunluğu olan bölgelerimizle Bağcılar, bir de Küçükçekmece. Bağcılar'da sadece 50 bin bizim Bitlis seçmenimiz var. Bak 50 bin az değil. Bağcılar'da birinci sırada, iller arasında birinci sırada yer alan Bitlis nüfusumuz var. 50 bin seçmen. 35 bin, 40 bin Küçükçekmece'de var. Doğru muyum başkanım? Yani ciddi rakamlar. Bakıyorsun, yani bir ilin nüfusu örnek veriyorum, 200 bin nüfusu yok, 2-3 tane vekil çıkmış. Ha bak yine diyorum, biz insan ayrımı yapmıyoruz. Bizim için Bitlis'teki insan neyse Karadeniz'deki insan da o. Ama neden bizim hemşehrimiz olmasın? Neden bizim insanlarımız olmasın? Özellikle ben yine söylüyorum, ben hiçbir zaman insan ayrımı yapmaksızın her zaman Bitlis'i hemşehrilerinin hizmetinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu organizasyonda, bu toplantıda çıkacak olan arkadaşımız, adayımız kesinlikle biz federasyon olarak hepsine de desteğimizi veriyoruz, arkasında da duruyoruz. Bu konuda ben fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bitlis halkının içinde özellikle İstanbul'da efendim ben söyleyeyim, dedikodular, ikilik, yok bunu buraya çekiyor, yok şunu buraya çekiyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Bitlislerin içinde nifak koyan, ayrımcılık yapan, ikilik yapan her kim olursa olsun, bu benim şahsım da olur, babam da dahi olsa, kim Bitlis'in içine nifak koyuyorsa, ayrımcılık yapıyorsa Allah'ın da olsun. Ben bu manada fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çok değerli burada protokoldaki olan arkadaşlarımızla, siyasi olan arkadaşlarımızla, evet, bütün dernek başkanlarımızla görüşünü dile getirebilir. Ben bu manada hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada hepimize ev sahibiyiz. Bu toplantı burada bitmeyecek. Bu tür organizasyonlar Allah'ın izniyle gerek muhtarlıkta olsun, gerek ilçe başkanlarımızda olsun, gerek il başkanında olsun, gerekse meclis üyeleri başkanlarımızda olsun, her konuda biz desteğimizi sonuna kadar veriyoruz, destekliyoruz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için ben hepinize tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun.